Peki. Onur, sen bir şey mi dedin bana ya? Az önce bir şey kaçırdım kulağıma. Ha, okey. Şimdi, tamam, bunu kaldırabiliriz. Yeni bir konu. Bugün önce bir olayı anlatmak istiyorum. Abdullah Gül eski Cumhurbaşkanı, onunla ilgili sosyal medyada çok yoğun bir şekilde ne zaman milli bayramlar filan söz konusu olsa, işte Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı gibi milli bayramlar gündeme gelse, çok meşhur bir fotoğrafı vardır. Böyle hastanede çekilmiş. O fotoğrafı koyarlar, paylaşırlar. Abdullah Gül, sen bugün yine rahatsız mısın diye de böyle laf atarlar. Şöyle genel görelim de bir garip bir görüntü çıktı ha şöyle. Şimdi Abdullah Gül bu 7-8 senedir böyledir, yani Cumhurbaşkanlığı bıraktığı günden beri böyledir. Yani demek isteniyor ki Abdullah Gül'e, ya sen Anıtkabir'e gitmemek için, milli bayramlara gitmemek için hastalığını bahane ettin. Halbuki hasta falan da değildin. Gittin hastanede yattın. Böylece milli bayramlardan kaçtın diyorlar Abdullah Gül'le ilgili. 7-8 senedir bu söylenir. İlk defa Abdullah Gül bugün çıktı, şu videoyu çekmiş. Bugün 30 Ağustos, hasta falan değilim diye başlıyor. İlk cümlesi de öyle. Gördünüz mü bu videoyu? Evet. Yani diyor ki bugün 30 Ağustos, hasta falan değilim. Benimle ilgili diyor, bu milli bayramlarda hastalanıyor şeklinde bir yalan haber yapılıyor. Bu böyle bir yalan söylenti çıkartılıyor. Ben bunlara itiraz ediyorum. Bunun aslı astarı yoktur. Ben Cumhurbaşkanlığı yaptığım zaman Anıtkabir'e de gittim. Milli bayramlara da katıldım. Bir keresinde kulağımdan bir rahatsızlığım vardı. O yüzden katılamamıştım Zafer Bayramı'na. Bu konuyu böyle temcit pilavı gibi gündeme getirip durmayın mesajını veriyor bu şeyde, bu videoda. Ben yani Abdullah Bey'in bu açıklamasını saygıyla karşılıyorum. Yani bir itirazım yok bu açıklamasına. Yani diyor ki benim bir art niyetim yok. Milli bayramlardan kaçmak için hasta gibi yapmam falan mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil diyor. Beyan esastır. Yani beyanı esas almak lazım. Okey. Fakat baktım bu videonun doğurduğu tartışmalara. Herkes diyor ki ya sen 8 sene, 7 sene neyse işte hiç bu konuyla ilgili açıklama yapmamışsın. Seçime 10 ay kala ilk defa sanki 7-8 yıldır bu konu hiç tartışılmıyormuş gibi bir video çekip bu konuyu yalanlıyorsun. Ha, sen demek ki işte Millet İttifakı'nın adaylığı falan böyle oraya bir göz kırpma mı acaba diye yorumlayanlar var yoğun biçimde. Sosyal medyada bunu gördüm. Konuklarımıza sorum şu. Bu video bu şekilde yorumlanabilir mi? Yoksa bu yorumlar Abdullah Gül'e haksızlık mı? Hakan Bey'le başlayalım. Şimdi efendim, bu videonun belli ki asıl nihai bir şeyi, yani amacı diyelim. Ben hala buradayım. Muhalefet için iyi bir cumhurbaşkanı adayım mesajı vermek. Bu bir. Ancak referans önemlidir ya da geçmiş önemlidir. Ben Sayın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde bir kez değil, defalarca Cumhuriyet ya da Atatürk'le ilgili birçok bayrama gitmediğini biliyorum. Bir değil. Bir kere değil mi? Hayır. Çok defa. Ama 30 Ağustos'a bir kere gitmedim diyor galiba ben. Peki. Ancak buradan şu Sonra yorumu yapmak şey isterim. oldu, sosyal medyada şu bayrama da gitmedin, bu bayrama da gitmedin diye bir takım. Oldu. Ben hani sosyal medya bilgilerini hep ihtiyatla karşıladığım için oturup araştırmam lazım. Yani Ama bu bakmam konuda lazım. böyleydi. Ben takip ediyordum çünkü. Yani biraz Atatürk hassasiyetim malum. Ama takip ettiğim için böyle. Ama ben bunun üstünde durmak istemiyorum. Çünkü
o gün öyle davranmış olabilir. Bugün böyle davranıyorsa ben bravo derim. Bakın, ben bu davranmadım şey diyor. Şöyle dese haklısınız. Hani ya evet değerli vatandaşlarım, ben geçmişte böyle şeyler yaptım. Çok özür diliyorum, artık yapmayacağım. Ne kadar da kötü yapmışım ya, tabii dese ki öyle haklısınız. Demiyor. Ama öyle demiyor yani. Tamam, ama bu şekilde yaklaşmasını da takdirle karşılarım okay diyorum ben. Şimdi zaten böyle yaklaşılır. Yani benim siyasi yaklaşımım öyleydi de böyle oldu demez hiç kimse. Şimdi ben denmesi gerektiğini düşünenlerdenim ya, neyse siyasetten anlamadığım. Ama bu çok Atatürk'le ilgili bir konuysa ya da bir başka deyişle mesela Türkiye'nin hassas sinir uçları var ya, o tip konuysa biraz daha itidalli yaklaşıyor insanlar. O anlamda söylüyorum. Olabilir, evet. Şimdi adaylık konusuna gelince. Bu ne demek? Bu ben varım demek. Evet, ben, bu ben varım demek. Ya, çok açık. Hani, ya, siz öyle yorumlayanlardansınız. Ben böyle yorumluyorum. Çünkü hani dolaylı falan değil bu. Bu çok gayet açık bir şekilde ben buradayım. Ben demek buradayım. Tabii tabii. Benimle ilgili uydurulmuş bir yalanı yalanlıyorum. Bu tezviratlar falan hani akılda kalmasın. Beni görün demek. Evet, evet. Ancak bu noktada kısaca şunu söylemek zorundayım. Şimdi bakın, bir seçime gidiyor Türkiye 10 ay sonra. Artık bir yıl da değil. 10 ay kaldı. Hatta 9 ay kaldı. Haziran'da seçim. Şimdi 9 ay sonraki seçimde eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde muhalefet, özellikle ana muhalefet durumundaki Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'nin üç önemli kurucusundan biri olan, AK Parti'nin ilk başbakanı olan, AK Parti'nin ilk cumhurbaşkanı olan, yani AK Parti'nin birçok konuda ilki olan bir liderlerinden birini, en önde gelen isimlerinden birini cumhurbaşkanı adayı gösterecek olursa akan sular filan bulur Türkiye'de. Siyaseten de olmaz. Olmaz diyorsunuz. Yani, bu, seçmeni, CHP seçmeni buna çok ağır tepki verir. Bu olacak iş değil. Yani Erdoğan Gül karşıtlığı. Yani bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Abdullah Gül, böyle bir seçim olmaz diyorsunuz. Ya şöyle söyleyeyim size. Hani AK Parti seçmeninden oy almak için. Çünkü AK Parti seçmeninde hani ekonomi şu bu, ya bu seçimlik bir ceza verelim, başka yere oy verelim eğilimi olan bazı seçmenler var deniyor ya. Hani bunları alternatif olarak sunmak için düşünüyor olsa bile bunun yüzdesini şu anda bilemeyiz. İster 3 puan, ister 7 puan, ister 10 puan olsun, kaç puan olursa olsun, bu Sayın Gül'ün adaylığından kaynaklanacak CHP ve İYİ Parti firesi asla o 7 puanı deruhte etmez, karşılamaz. Tabii ki canım. Tabii, ya bunu artık sokaktaki çok çocuk bile görüyor. Çok ağır fire verir. Ya bu çok fark edilen bir şey aslında. Yani niye hala böyle bir Abdullah Gül tartışması var? Bence şundan dolayı, ciddi ciddi Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü aday yapmak istedi. İstedi. İstedi, bunu biliyoruz. Biliyoruz yani. Uğraştı. Bu yüzden insanlar 2018'de tedirgin bence. Yani bravo. Abdullah Gül tedirginliği ama yaşıyorlar. Ama Abdullah Gül'ün de şöyle bir mesajı ama artık Kemal Bey de ondan vazgeçti gibi bir görüntü olabilir var. Olabilir ama şöyle bir duyum alıyorum. Şimdi bakın, şeye bakın, olayın denklemine bakın. Abdullah Gül'ü Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterecek olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı hiçbir şekilde tehlikeye girmez. Abdullah Gül seçimi kaybetse de kazansa da. Ya Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederler. Evet, ama eder de, hak iddia eder, der ki benim adayım 44 aldı der. 46 aldı der. Kim yer onu ya, olur mu öyle ya, şey ya? O planı yapıyor olabilir diyoruz. Ama bu plan tutmaz diyorum. Ben aynı şeyi söylüyorum ama aklından bu geçiyor olabilir diyorum. Ama siz başka bir örnek vereyim. Bu kişi Ekrem İmamoğlu ya da ne bileyim İlhan Kesici ya da Mansur Yavaş gibi isimler olursa, o zaman bu kişilerin derler ki evet, ya bir dakika Sayın Kılıçdaroğlu, yani sen 12 yıldır seçimlere giremedin. Girdiğin her seçimde de dünya mağlubiyet rekoru kırdın. Bak bu isimler geldi. Hem belediye başkanlığını aldı hem de cumhurbaşkanlığında şu kadar oy aldı veya seçim kazandı, her ne bitecekse. Bu aynı tabloda bırak git derler. Kemal Bey açısından eğer kendisi aday olmayacaksa Abdullah Gül bu anlamda bu baktığımızda ehvenişerdir evet, ehvenişer olabilir. Politikada, ama ben artık hani Abdullah Gül'ün aday olarak
önerili. Ya Zeki Bey ne diyorsunuz? Olabilir mi böyle bir şey? Bence daha önce kendisi olacak. Hakan Bey biraz önce görünüyor yani. En azından görünen çok o. Çok güzel bir şey söyledi. Onunla başlayayım. Dedi ki siyasette bir yıl çok uzun süredir. Yarının ne olacağı belli değil. Ya beklemek, Zeki Bey, görmek bırakın lazım. Bu işleri. Bugün şimdi, Abdullah Gül olabilir mi ya? Şu noktaya mi geleceğim. Şey ama şu noktaya galiba geleceğim. Bakınız. Bir yıl önce Kemal Bey Cumhurbaşkanı aday olabilir dediğimizdeki tepkiler farklıydı. Bugün Kemal Bey gümbür gümbür artık parti içinde. Bakın dışarıyı demiyorum. Altılı masaya öyle bir zarar öyle, vermeyelim. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi içinde aday, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıdır. %100 katılıyorum. O noktaya geldi ama bu doğru. Bir yıl önce tartışılabilirdi. O da doğru. Ya falan yıkıldı birçok şey. Şunu demek istiyorum artık Abdullah Gül niye gündeme geliyor çok ilgi alanımda değil. Değil mi? İlgilenmem peki bir dakika de. Bir şey söyleyeyim. Oy da vermem. Bak bir virgül at. Bir dakika. Bir dakika bu laf mıyımdı ama. Oy ver tamam. Oy vermem CHP'li lafını da. Ya tamam bir dakika. Şunu bir dinleyelim mi? Ben hani oy tamam vermemle devam edeceksiniz. Tamam. Şu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Bu sıradan bir hakkındaki tezvirata cevap verme açıklaması mı? Ben varım açıklamasını. Sesini bir dinleyebilir miyiz? Kısa bir açıklama zaten. Baştan Onur lütfen evet, yayınlayalım. Abdullah yorum. Bey ne diyor tam yarın olarak dinleyelim. Çok şükür hasta falan değilim. Bir daha başlamalı ama yalan söylemek, ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Bir daha başa alalım öyle dinleyelim. Evet. Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim. Ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklama mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. 7 yıl Cumhurbaşkanlığı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Ben önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı olarak onları muhteme aldım ve Çankaya'da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım. Onun da sebebi şudur. Kırgızistan'daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım. Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulmuşlardı. Ama bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi video ne kadar bu güzel bir icat değil mi diye bir replik vardı. Açıklama bu tamamı.